Yahudilik inandığını kitabına doğrulatmaktır. Önce Asabı Kef diye uyduruk bir hikayeye inanıyorlar. Sonra kendi kitaplarına o uyduruk hikayeye göre düzenleme yapıyorlar. İşte buna Yahudilik denir arkadaşlar. Yani Yahudilik budur. Yoksa Yahudilik onların anlattıkları kaynaklar değildir. Yahudilik o kaynakları ortaya çıkartan mantalitedir. O kaynakları ortaya çıkartan kafadır. O kaynakları ortaya çıkartan, o şeyleri ortaya çıkartan, tefsirleri şunları bunları ortaya çıkartan yaklaşım biçiminin adına Yahudilik denir. O yaklaşım biçimidir ki tıpkı şu anda bizim meal ve tefsir yazarlarımızın yaptığının tıpkısının aynısına Yahudilik denir. İşte budur Yahudilik. Ellerindeki hikayenin Kur'an'a uymadıklarını gösterecek bu Kep suresinde en az en az bakın en az 30 tane 40 tane delil vardır. Hiç o hikayeye öyle inanmışlar ki hiç ondan şüphe etmiyorlar. Ya acaba bu hikaye yanlış mıdır diye bir şey söylemiyorlar. Ne yapıyorlar? O hikayeyi sabit tutuyorlar. Kur'an'daki ayeti ona uyduruyorlar şemsen, Sen orada olsaydın görürdün. Sen orada olsaydın onları uyanık zannederdin, kaçardın giderdin. Ya ayet öyle demiyor ki. Demiyor. Onu ne yapacağız? Ya ne yaparsanız yapın işte. Biz bunu uydurduk koyduk. Yok işte mağarayı bulmuş da bana delil sunuyor arkadaşlar. Gittik gördük mağarayı. Bir tane ceset, bir tane köpek resmi falan filan yani. Yani o kesin yani. Yani yedi adam ve bir köpek olduğu Kur'an'da yedi adamdan ve bir köpekten bahsedildiği kesin yani. Adamın hiç şüphesi yok bunda. Acaba demiyor. Acaba yanıldım mı demiyor. Ha arkadaşlar bütün müktesebat bu. Bütün müktesebat bu. Şu anda Muhammed'le bizim aramızda bin küsür ne kadar yıl geçmiş ve o günden bugüne kadar insanlar İslam adına biriktirmiş, 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 biriktirmiş. Bu birikimlerin tamamı tıpkısının aynısı Yahudi mantalitesinin kullanılmasıdır. Bir kere en başta ya siz nasıl olur da Kur'an artı sünnet artı icma artı kıyası dinin temeli olarak görürsünüz. Kur'an'la diğerlerini nasıl yan yana getirebilirsiniz siz? Kur'an varlığın içindeki en değerli sözdür. En değerli belgedir. Siz o en değerli belgenin yanına değersiz bir şey koyduğunuz zaman o değersiz olan yükselecek, onun değeri yükselecek. O değerli olanın değeri aşağı inecek. Onun yanına icmayı koyduğunuz zaman ikisinden daha değersizdir icma. O iki şeyin değeri aşağı düşecek, icma yükselecek. Onun yanına kıyası koyduğunuz zaman üçünün değeri düşecek, kıyasın değeri yükselecek. Yani bunu akıl erdiremiyor musun? Erdiremez. Bunun Yahudilik denir buna Yahudilik. İşte Yahudilik budur. Yahudilik Allah'ın yönteminden dönmektir. Allah'ın belirlediği sistemden, Allah'ın belirlediği yöntemden dönmektir. O yöntem ihdine sıratel müstakimde ifade edilen dosdoğru düm dümdüzgün bir yoldur. Eğrisi büyürüsü olmayan, sağı solu olmayan şeyleri birinci çizgide yani üç giriş gelişli yol, üç talasa ne dinler ona üç Şeritli, ha, birinci şeritte icma, ikinci birinci şeritte kıyas, ikinci şeritte e, icma, üçüncü şeritte sünnet, dördüncü şeritte e, Kur'an'ın gittiği bir yol değildir o. o. Öyle bir yol yok. Dört şeritli yol var, dört şeritli yolda dört tane İslam'ın temelleri gidiyor. O doğru yol değildir, o şeytanın yoludur. O Yahudinin yoludur. Müminlerin yolu sadece Kur'an'dır. Çünkü bu yolda dört şerit yoktur. Tek bir tanedir. Bir şeritli yoldur. Bütün müktesebat budur arkadaşlar. Bütün müktesebat. Alimlere saygısız mıyım? Ya neresine saygı duyayım ya? Yani şimdi 100 tane meal okuyayım şurada. 100 tane meal okuyayım. Allah lillah aşkını. Hangi bir tanesine saygı duyayım bana söyleyin. Şimdi işin şimdi daha büyük kısmı gelecek. O em edatına siz nasıl oluyor da yoksa manası veriyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz bunu? Em edatının dört tane kullanışı vardır. Emül munkatı, emül mutbasul, emül bel. Üç tane bu kullanımı vardır. Dördüncüsü de emul zahid. Beşincisi vardır emül em. Yani Yemenlilerin kullandığı e, elif lam takısı yerine em takısı kullanmaları gibi. Peki bu geçerli midir? Hayır. Geçer, Kur'an'da geçerli değildir. Ama Yemenliler böyle kullanmış. Yemenliler bilmem nereye gitsin. Ne yapalım? Kur'an'da yok işte. Kur'an'da yok. Arapça'da olabilir. Arapça Kur'an değildir çünkü. Ama Kur'an'da el takısı yerine hiç kullanılmamış arkadaşlar. Heh, onlar kullanmışlar. Böyle bir em var. Başka em var. Zahit olan em var. Zahit. Zahit olan. Burada da zahit olsa da dört kullanımın dördünde de em zahit olsa da, bel olsa da, emul munkatu olsa da, emul mutbasıl olsa da bir bağlaçtır. Bağlaç olma özelliğini hiç kaybetmez. Hiç. Bağlaç ne demek? İki şey arasında bağlaç yapmak demektir. Bağlamak demek. Peki siz ne yapmışsınız? Soru istifhamiye edatı yapmışsınız. Ya, em soru edatı değil ki. Soru edatı değil ki bunu sorduğu soru cevap cevap bekleyen bir soru değildir. Cevap ver bakalım. Ahmet eve geldi mi? Hayır. Evet diyeceğim bir soru değildir burada. Bu kınamadır kınama. Kınanıyor. Bütün kafirlerle ilgili Kur'an'da geçen hasibe kelimelerinin hepsine bakın bakalım. Yoksa onlar zannediyor mu ki Allah'ın ortakları var? Burada kınama var kınama. Kınanıyor. Burada da eğer Muhammedse Muhammed burada kınanıyor. Niye kınansın ya? Yani sizin dediğiniz gibi 309 sene yatmış olsalar bile buna şaşırmanın kınanacak ne tarafı var? 309 sene uyumaya şaşılmaz mı? Güneş evet güneş şaşılacak bir ayettir ama her gün gördüğümüz bir ayettir. Ay şaşılacak bir ayettir ama her gün gördüğümüz bir ayettir. Yağmur şaşılacak bir ayettir ama her gün gördüğümüz bir ayettir. Ama insanlık tarihinde 309 sene uyuyan kim var? Bir kere olmuştur. Şaşılmasın mı buna? Yani buna şaşırmak niye kılansın? Niye kılansın? Yani ben bilmiyorum gerçekten arkadaşlar yani insanın yani bunlara karşı sabırlı davranabilmesi için gerçekten taş gibi bir şey olması lazım. Taş böyle taş. Taş olması lazım yapamıyorum, beceremiyorum. Yani gerçekten bunları yani böyle soğuk kanlılıkla, seri kanlılıkla ıı, karşılayamıyorum. Zaman zaman şeyimi kaybediyorum, ben, yani, dengemi kaybediyorum, dengem bozuluyor yani. Yani şu anda içimi bir bilseniz yani bu meal yazarlarının, tefsir yazarlarının hepsini elime geçirsem bir kaşık suda boğarım. Yani böylesine şey doluyum böyle içim fokur fokur, volkan gibiyim yani. yani. Bu nasıl ya? Yani bu kadar mı bu kadar mı ayetlere duyarsızsınız ya. Bu kadar mı ayetler umurunuzda değil ya sizin? Bir kişinin değil, iki kişinin değil. Şimdi bütün tarih böyle. Ha, burada bazıları diyebilir ya amma ukala herif ya. Lan bütün tarihteki alimleri gömüyor, şimdikileri gömüyor, herkesi gömüyor be birader adama bak kendinden başka kimseyi beğenmiyor diyebilirler bana. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu benim kibrimden şundan bundan dolayı değil. Eğer iddia istiyorsanız yeryüzünün bütün Arapça bilenlerinin hepsini karşıma getirin. Getirin. Bu kadar iddialıyım. Ondan değil ya. Ondan değil ya. Ya Çalmışlar her şeyimizi çalmışlar ya mahvetmişler. Yahudinin izinden gitmek için Allah'ın kitabını ne hale getirmişler ya. Bundan ya bundan içimiz yanıyor ya. Ondan işte 2-3 yıl kadar önce falan belki dört yıl önce e, YouTube'larda bu tür programlar yapılırken e, bir kardeşimiz şöyle bir mesaj yazmıştı sohbet esnasında. Ramazan abi bir meal çıkar da abi sen de kurtul biz de kurtulalım demişti. Benim çok hoşuma gitmişti bu mesaj. Beğendiğim mesajlar arasına almıştım onu ben. Şimdi gerçekten bizi Kur'an'dan, bizi inancımızdan, bizi itikatımızdan uzaklaştıran bu mealler, yani bu tefsirler ve o tefsirlerden süzülüp gelen mealler hakikaten bir kaşık suda boğulası kişiler bunları yapanlar ama onları bir kaşık suda boğmak yerine yani Ramazan Demir mi Ali'ni piyasaya sürsek de adamları bir ters köşe olduklarını bizzat kendilerine göstermiş olsak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Abi, abi ya yani Kur'an'a meal yazılma, yazılamaz ya abi yani. E bizim yaptığımız ne şu anda? Biz de meal yapıyoruz. <laughs> ya da tefsir yani dipnotları vesaire gerekçeli filan diyorlar ona da abi işte e, tamamına bir meal yazıp da iki kapağın arasına koyamıyoruz işte mesela e, her derste her konuda daha önce geçilmiş konularda bile sürekli yeni bir şeyler daha önce belki atlanılmış belki fark edilmemiş bir şeyler çıkıyor e, tabii şu olabilir belli başlı Çalışılan yerler özellikle falan yayınlanabilir ama iki kapak arasına konulup da işte yazdım Kur'an'ın meali budur denilecek bir eser. Çok zor bu abi. Ya bitmiyor ki. Zaten günümüzde yani, meal yazarları şimdi da... Şimdi bir dönemde artık güncelleme var bilmem ne var tamam yazılı değil bilmem ne Herkes ama... güncelliyor. Ha güncelliyorlar ama güncelledikleri de şey değilmiş. Işte. Yani çok da farklı da bir şey yapmıyorlar. Önceki mealine bakın Edip'in şimdiki mealine bakın. İşte gelen bazı itirazlar üzerine bazı şeylerler, bazı kelimelerde sadece ufak tefek değişiklikler yapıyor gibi. Veya işte atıyorum Mehmet Okyan diyor ki 10 senenin neseri bak 10 senenin sonucunda çıkarttığı şey bu. 10 senede belki ya olmayacak zaten biz... bile bir Bakara suresi evet. bile tamam tamamen bitti diye belki ortaya çıkıramayacak bir şey bana göre. Ramazan abinin aslında meal yazılamaz derken tahminimce kastettiği bu yani. Ya kapağı kapatılıp işte yazdım budur denilebilecek bir eser ortaya konulamaz şeklinde anlıyorum ben. Ben bir ara e, bir mehal yazarına demiştim ki isim vermeyin. Ya Ramazan Demir diye biri var. Kur'an'ı Kur'an'la anlama diye metodu var. Ona bir bak dedim. Durum böyle böyle diye anlattım kendisine. Biraz bilgi verdim. O dedi ki ya benim önümde bir yemek var, ben onu yiyorum. Benden daha güzel bir yemek yapan varsa onu koysunlar, ondan sonra onu yiyelim dedi çıktı. Ondan sonra o adamın halini okuyasım gelmedi, ne yapayım yani? <laughs>